Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri, eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size matematik dersinizden çarpanlar ve katlar konusunu anlatacağım. Örnekler göstereceğim, alıştırmalar yapacağız. Devamında çarpan ağacı nasıl oluyor bunu anlatacağım, göstereceğim. Ve devamında da asal çarpanlar konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Her doğal sayı iki sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Birazdan alıştırmalarda yapacağız zaten. Bir sayının çarpanı aynı zamanda o sayının kalansız bölenidir. Yani çarpan aynı zamanda bölen oluyor. Örneğin 15 doğal sayısını 3 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Demek ki 15'in çarpanları arasında 3 ve 5 var. Ve aynı zamanda bu 3 ve 5 15'in bölenleri de oluyor, değil mi? Kalansız bölenleri. Devam edelim. Aşağıdaki doğal sayıların çarpanlarını bulalım diyor. Şimdi 15 doğal sayısı. Zaten başta o vardı. 1 çarpı 15. Bu şekilde yazabiliriz. Peki 2 ile gösterebilir miyim? Hayır, gösteremem. Çünkü 15 2'ye bölünmez. O zaman çarpan da olmaz 2. 3 ile olur mu? Olur. 3 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. Aynı zamanda bunları yer değiştirip 5 çarpı 3 olarak da yazabilirsiniz ama aynı doğal sayı. Yani aynı işlem. Yani yer değiştirmeye gerek yok. Peki 4 var mı 15'in çarpanlar içinde? Yok. 5'i zaten yazdık. 6 var mı? Yok. 7, 8 veya 9 yok. Demek ki 15'in çarpanları bu kadar. Kimlermiş 15'in çarpanları? 1, 3, 5 ve 15. İşte bunlar 15'in çarpanları, aynı zamanda bölenleri oluyor. Şimdi 27'yi gösterelim. 1 çarpı 27 şeklinde yazabiliriz. 2 ile gösterebilir miyim? Hayır, 2'ye bölünmüyor tam olarak. 3 ile gösterebilirim. 3 çarpı 9 olarak gösterebilirim. 4 ile oluyor mu? Olmuyor. 5, 6, 7, 8, 9. 9'u zaten yazdık. Bu kadar. Peki 27'nin çarpanları kimlermiş? 1, 3, 9 ve 27'ymiş. Peki 45'e bakalım. 1 çarpı 45 şeklinde yazabiliriz. 2 ile oluyor mu? Olmuyor. 3 çarpı 15 şeklinde yazabiliyoruz. 4 ile oluyor mu? Hayır. O zaman 5 ile deneyelim. 5 ile olur. Çünkü 5 çarpı 9 şeklinde yazabiliriz. 5 kere 9 da 45 oluyor. 6 olmuyor. 7 olmuyor. 8 olmuyor. 9'u zaten yazdık. 45 doğal sayısının çarpanları işte bunlar. 1, 3, 5, 9, 15 ve 45. Son olarak 60'ı yapalım. 1 çarpı 60 olarak ifade edebiliriz. 2 çarpı 30 olarak ifade edebiliriz. 3 çarpı 20 böyle de yazılır. 4 ile oluyor mu? Oluyor. 4 çarpı 15 olabilir. 5 ile de oluyor. 5 çarpı 12 de 60 ediyor. 6 çarpı 10 bu da oluyor. 7 ile olmuyor. 8 ile de olmuyor. 9 ile de olmuyor. 10'u zaten yazmıştık. 60'ın çarpanları işte bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. 10, 12, 15, 20, 30 ve 60. 60'ın çarpanları bir hayli fazlaymış. Diğer doğal sayılara göre, yandakilere göre. Ben şimdi bunları yan yana tekrar yazmayayım. Video uzun sürmesin. Dersimiz sıkıcı olmasın. Şimdi çarpan ağacı konusuna geçelim. Şöyle bakın, 18 doğal sayısını ben önceden yazdım. 24'ü de burada yapacağız şimdi beraber. 18 doğal sayısını bakın kendisi 1 çarpı 18 olarak yazabiliyoruz zaten, değil mi? Aynı zamanda 18'i bu şekilde 2 çarpı 9 olarak ifade edebiliyoruz mu? Edebiliyoruz. Böyle. Sonra 9 doğal sayısını 3 çarpı 3 olarak ayırabiliriz, değil mi? Bu şekilde ayırdıktan sonra şuradaki sıraya bakın. Buradaki 2'yi indirdim buraya. 2 kere 3 6 yapıyor. 6 ile 3'ün çarpımı şeklinde de yazabiliyoruz o zaman. Demek ki çarpan ağacını bu şekilde düzenleyebiliyoruz. 18'in çarpanları 1, 2, 3, 6 ve 9, bir de 18 olarak gösterebiliyoruz. 24'ü de burada yapalım. Şimdi 24'ü zaten şöyle 1 çarpı 24 olarak ifade edebiliriz. Şimdi ayıralım. 2 ile ne yapabiliriz? 12'nin çarpımı şeklinde yazabiliriz. 2 çarpı 12. Peki 12'yi 2 çarpı 6 şeklinde yazabilir miyiz? Evet, yazabiliyoruz. Peki 6'yı 2 çarpı 3 şeklinde yazabiliyor muyuz? Evet. İşte bu kadar. Şimdi çarpan ağacında 2 çarpı 12 şeklinde ifade ettik. Peki şu sıraya gelelim. Şu 2'yi de şöyle alabiliriz. 2 çarpı 2 4 oluyor, değil mi şu ikisi? Bakın.
4 kere A6 24 ediyor. O zaman ben şöyle 4 kere A6 da yazabilirim. Peki yine bu ikileri aşağı indirelim. En son sıraya geldik çünkü şöyle. Şuradaki hizaya bakacağım. Bakın buradaki ikileri şöyle 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Yani şu 3'ünü 8 olarak ifade edebiliyoruz. 8 çarpı 3 şeklinde de yazabiliyor muyuz 24'ü? Yazabiliyoruz. İşte 8 çarpı 3. Bakın 24'ün çarpanlarını bu şekilde çarpan ağacı olarak düzenleyebiliyoruz. Ve 24'ün çarpanları dediğimizde kimlermiş? 1 var, 2, 3 var, 4 var, 6, 8, 12 ve 24. İşte 24'ün çarpanları bu şekilde ifade edilebiliyor. Çarpan ağacı yöntemi de bu şekilde oluyor. Çarpan ağacı gösterimi. Şimdi gelelim asal çarpanlar konusuna. İlk önce asal sayı nasıl oluyordu bunu bir hatırlayalım. Asal sayı 1 ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük sayılara asal sayı deniyor. Yani sadece 1'e bölünebilen ve kendisine bölünebilen. Bir örnek göstereyim. Mesela 8 doğal sayısı asal sayı değil. Niye? Çünkü 1'e bölebiliyorsunuz. 8'e bölebiliyorsunuz. Tamam ama 2'ye bölünüyor, 4'e bölünüyor. Başka doğal sayılara da bölünüyor. O zaman 8 doğal sayısı asal değil. 7 doğal sayısı asal işte. Çünkü 7 sadece 1'e bölünüyor ve 7'ye bölünüyor. 2, 3, 4 başka doğal sayılara bölünmüyor. O yüzden 7 asal sayı oluyor. 1 asal sayı değil. 1 doğal sayısını çeşitli sınavlarda karşınıza çıkar. Bu bilgi önemli. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Bu bilgi de önemli. Çünkü bazı sorularda diyor ki işte aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur diyor. Ve bir cümle veriyor. Diyor ki bütün asal sayılar tek sayıdır diyor. İşte bu cümle yanlış bir cümle. Çünkü 2 de var asal sayı. Ve 2 çift. O zaman bütün asal sayılar tektir diyemeyiz. En küçük asal sayı da 2'dir. Bunu da unutmayalım. Bu bilgiler de bizim zihnimizde bir yerde kalsın. Şimdi asal çarpanları ayırmak için iki yöntem kullanıyoruz. Birincisi çarpan ağacı yöntemi, diğeri de bölen listesi yöntemi. Bakın 12 doğal sayısını çarpan ağacı şeklinde 2 çarpı 6 olarak yazabiliyoruz, değil mi? Sonra 6 doğal sayısında 2 çarpı 3 olarak gösterebiliyoruz. Ve 12'nin çarpanları içerisinde bakın 2, 2 ve 3 kaldı. Demek ki 2 çarpı 2 çarpı 3 şeklinde ifade edebiliyoruz 12'yi. 2'nin karesi çarpı 3 şeklinde böyle kısaltabiliriz. Ve asal çarpanları 12'nin 2 ve 3 oluyor. 6'yı saymıyoruz çünkü 6 asal değil. Yani asal çarpanları ayırırken, ayırdıktan sonra asal çarpanları yazarken buradaki sadece asal sayıları yazıyoruz. Devam edelim. Bölen listesi yöntemi de şöyle oluyor. Bakın 40 doğal sayısını bölen listesi olarak göstermek istersek 40'ı yazıyoruz. Sonra bunu 2'ye böldük. Cevap 20. 20'yi tekrar 2'ye böldük. Cevap 10. 10'u tekrar 2'ye böldük. Cevap 5. 5'i şimdi 2'ye bölemiyoruz. 3'e de bölemiyoruz. Kime bölüyoruz? 5'e bölüyoruz. Kendisine bölüyoruz. Ve cevap 1. 1 olana kadar bu şekilde gösteriyoruz. Ve 40'ın çarpanları şeklinde asal çarpanlar zaten bunlar asal sayılar. 2 çarpı 2 çarpı 2 ve çarpı 5 şeklinde gösterebiliyoruz. Kısaca 2 üzeri 3 yani 2'nin küpü çarpı 5 şeklinde ifade ediyoruz. Ve 40'ın asal çarpanları 2 ve 5'tir diyoruz. Şimdi 40 doğal sayısının başka çarpanları da var. Örneğin 8 de var değil mi? 8 kere 5 40. Ama 8'i saymıyoruz. Ya da 10 çarpı 4 bunu da saymıyoruz. Onlar asal sayı değil. Bizim buradaki amacımız asal çarpanlara ayırmak. Devam edelim. Şimdi iki örnekte burada yapalım. 96 doğal sayısının asal çarpanlarını bulalım. İlk önce çarpan ağacıyla. Şimdi 96'yı ben 2 çarpı 48 olarak yazabilirim. Tamam. 48'i peki ne yapabilirim? 2 çarpı 24 olarak yazabilir miyim? Evet. Bakın 2 asal çarpanını bulduk. Şimdi 24'ü parçalamaya devam ediyorum. 24'ü ne yapıyorum? 2 çarpı 12 olarak yazabiliyorum. 12. Sonra 12'yi de 2 çarpı 6 şeklinde yazabiliyorum. 6'yı da 2 çarpı 3 şeklinde yazabiliyorum. 2 çarpı 3. Ve en sona kadar gittim. Bakın 96'nın asal çarpanlarını yazarken şöyle yapıyoruz. 96
Kaç tane 2 çıktı bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 bu şekilde 5 tane. Bir de en sonları kim var? 3 var. Bu şekilde ayırdık. Sonra bunu kısa olarak şöyle yazabiliriz. 2 üzeri 5 çarpı 3. Peki 96'nın asal çarpanları kimlermiş? 2 ve 3 diyoruz. 96'nın asal çarpanları 2 ve 3 oldu. 54'ü bölen listesi yöntemiyle yapalım. 54'ü ilk önce 2'ye bölelim. Ne oluyor? 27. 27'yi tekrar 2'ye bölemem. O zaman 3'e bölebilirim. Ne çıktı? 9. 9'u tekrar 3'e bölebilirim. Ne çıktı? 3. 3'ü tekrar 3'e bölebilirim. Ve en son 1 kalana kadar devam ettim. İşte 54'ün asal çarpanları 2 çarpı 3 tane 3. Bu şekilde ifade ediyorum. Ve bunu kısa yoldan 2 çarpı 3'ün küpü olarak yazabiliyorum. Ve 54'ün asal çarpanları o zaman 2 ve 3'müş. Asal çarpanlarını bu şekilde bulabiliyoruz. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.